Beş türlü kalp vardır. Ölü kalp, hasta kalp, gafil kalp, zakir kalp, diri kalp. Ölü kalp, münkir kalbidir, inkardadır. Buna hiçbir şeyi işittiremezsin. Kör ve sağır gibidir. Ne işitir, ne görür. Ey Resulüm, arkalarına dönüp giderlerken, hak daveti o ölü kalplere duyuramazsın, sağırlara da işittiremezsin buyuruluyor. O kalpleri kör olanları da sen hidayete erdirebilecek değilsin buyurulmuş. Sen ancak ayetlerimize iman eden kimselere hakkı duyurabilirsin. Onlar da Müslümanlardır buyurulmuş. Kafir ve münkir olan ölmüş kalp hakkında da yine Cenab-ı Hak Bakara suresinde kafirleri, ölmüş kalpli münkirleri azap da korkutsan da korkutmasan da müsavidir. İman etmezler, iman nurunu küfür karanlığıyla örtüp inkar etmişlerdir. Allah da onların kalplerine, kulaklarına mühür vurmuş, gözlerine perde çekmiştir. Azim azap onlarındır buyurmuştur. İkinci, hasta kalp hakkında Bakara suresinde onların kalplerinde fıskı fücur, nifak, haset, kin, husumet, ucub, kibir, gurur, riya, fitne, fesat gibi hastalıklar vardır. Allah da onların yalan söylemeleri sebebiyle hastalıklarını artırmıştır buyurulmaktadır. Üçüncü, gafil kalptir. Bunun hakkında da ayet-i kerimeler var. Cenab-ı Hak, yemin ederim ki cin ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Zira onların kalpleri vardır, fakat hakkı anlamazlar. Gözleri vardır, fakat hakkı görmezler. Kulakları vardır, fakat hakkı duymazlar. İşte onlar hayvanlar gibi, hatta hayvanlardan daha aşağıdırlar ve onlar gafillerin ta kendileridir buyurulmaktadır. İşte bu kalp hastalıkları ancak iman ve zikirle tedavi olabilir. Namaz dahi hepsi zikir olduğundan bu hastalıkların tedavisini yapan tesirleri olduğu beyan buyurulmuştur. Sana vahyedilen Kur'an'ı oku. Namazı da kıl. Çünkü namaz bütün kötülüklerden ve münkerattan nehyeder insanı. Allah'ı zikretmek ise en büyüktür. Yani namaz ve Allah zikriyle bütün kalbi hastalıkların tedavisi daha güzel olmuş oluyor. Ve son olarak zakir kalp var. Allah'ın zikriyle, nuruyla nurlanmış kalptir. Rahat suresinde Cenab-ı Hak beyan eder. De ki ey Resulüm, Allah istediğini şaşırtır. Fakat kendisine kalbiyle bağlanmış ve dayanmış olan kimseyi de hidayete erdirir. Bunlar Allah'ın zikriyle kalpleri huzura ve itminana kavuşan müminlerdir. İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur ve sükûna kavuşur. Ve son olarak diri kalp vardır ki Necmettin İsfahani bir gün bir kabrin yanından geçerken bakmış ki birisi kabir ehline telkin veriyor. Hazret şöyle bir telkin veren adama bakmış. Bir de kabirde yatanın haline nazar etmiş. Görmüş ki kabirde yatan adam imanlı, kalbi zikirli, dili tevhidli, nurlu bir adam ve kalbi diri. Telkin veren ise gaflette, gafil kalpli bir kimseymiş. Bu hali görünce gülümsemiş Necmettin Kübra Hazretleri. Hazrete niçin gülümsediği sormuşlar. Ölü diriye telkin veriyor diye güldüm. Evet, ölü diriye telkin veriyor diye güldüm. Telkine kabirdeki değil de telkin verenin kendisi muhtaç diye cevap vermiş. O cennette kulların kalplerinde gıllü guşi çıkartırız buyurmuştur. İşte Allah'ı çok zikir ede ede bütün letaifi, nefsi ve bedeni huzura ermiş olanların her türlü hastalıklardan kurtulduğunu gösteren bu ayetlerde görülüyor ki şerh-i sadır, sadrın açılması ancak zakir kalple olabilir. Şüphesiz kalp ancak Allah'ın zikriyle doyar ve Allah'ın zikriyle dirilir.
Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde şerh-i sadırdan bahsettiği malumdur. Bunun da yegane çaresinin zikrullah olduğu beyan edilir. Kalp mutlaka hastalıklardan kurtulmalı, nefis herhalde mutmainne olmaya ve daha radiye, merdiye gibi makamlara ermeye çalışmalı. Bu da az zikirle olmaz, ancak çok zikirle olabilir. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerime vardır ki hepsi çok zikir ve devamlı huzur emreder. Demek ki şerh-i sadır için muhakkak surette bu yukarıdaki şartlar yapılacak. Onlara da riayet edilecek. Bunlar olmadıkça ne ölümün mudayakasından, sıkıştırmasından, ne kabir azabından, ne de mahşerin sıkıntısından kurtulunamaz. Ölüm, ölü kalpli, hasta kalpli, gafil kalpli kimseler için pek zordur. Bunlara ölüm meleği gelirken, ruhları çıkarılırken, çektikleri sıkıntıdan dolayı ölümü istemezler. Halbuki müminler ölümden korkmaz. Çünkü mümin Allah'a kavuşacak. Kim Allah'a kavuşmak isterse Allah da ona kavuşmak ister. Kim de Allah'a kavuşmak istemezse Allah da ona kavuşmak istemez. Kafirlerin ruhları pis kokularla çıkar. Kafirler öleceği zamansa ona gelen melek şöyle der: "Ey habis nefis, Allah'ın gadap ve hışmıyla çık bakalım." Kabri ise onu sıka sıka kaburga kemiklerini ezer. Gerçekten kafirin hali pek ıstıraplı olacaktır. Zira ayette "Yûreful mücrimûne bisîmâhum fe'yûkadu bin nevâsî vel akdâm." Müşrikler, mücrimler yüzlerinden belli olur da perçemleriyle ayaklarından yakalanırlar ve cehenneme sürüklenirler buyruluyor. Müminlerin ruhuna gelince o da misk kokularıyla çıkar. Mümin öleceği zaman ona gelen melek, "Ey mutmain nefis, Allah'ın rızasına ve mağfiretine gel" diye çağırır. Mümin ölünce Rabbine kavuşur, rahata erer. Çünkü dünyadayken her an nefsiyle mücadele ve kavga ederdi. İbadet edeceğim diye yorulurdu. Zahmetlere girerdi. Ölünce nefis mücadelesi biter ve artık mümin rahata kavuşur. İbadet ve zahmeti biter, dinlenir. Onun için mümine ölüm rahata kavuşmaktır. Hem de müminin amelleri kabirde onu, kendisini koruyacaktır.